Bir daha atalım. Dörde gelelim. Dört geliyor hemen. Bakın. Hafriyat ücreti. Evet. 6 lira 93 metre küpü. Kaça çıkmış? 24 lira. Yüzde 346. Siz kendi döneminizle mukayese etmiyorsunuz. Geçen seneyle mukayese ediyorsunuz. Evet. Tabii tabii. Bence bir bu daha listede uzuya gidiyor. Var mı bir tane daha? Mevcut? Bir tane daha verelim. Buna da bakalım. Yakın Nedir bu? Yıkıntı atıkları. Akıntısı yüzde... Altıncıya geçelim o daha önemli Şu Hemen altıyı da direkt... ve verelim çünkü çok eminim liste vardır Heh, ama ayrıntı. Bakın zam bu bütün Ankara'yı ilgilendiriyor hepimizi Tabii. Evet. Ee, Otopark ücretleri 1 liraydı 1 liraydı benim dönemimde özellikle e, Benden hemen sonra iyice de indirdiler 1 liraydı şu anda 150 liraya kadar çıktı. Enflasyon var diyebilirler, dolar var diyebilirler. 2019'da dolar ne kadardı aşağı yukarı 6-7 lira civarı mıydı? Yani o hesapla yapsak bile enflasyon hesabı Mümkün yapsak ya tutmuyor. Bir değil Bakın bir, bizim parklarda 5 liraydı şey, 5 lira. Otopark. Otopark ücreti bunu 1 liraya indirdiler. Sırf sos vakfı buraya e, şey baktığı için. Evet. Şu anda oranın ücreti 60 lira. Oo, bunlar da korkunç zamlar hakikaten. Evet, evet. belediye ile ilgili soracakken siyasetle var biraz hızlı gitmek sokak istiyorum. Sokak köpekleri meselesinde ha. şimdi evet. başkanım Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri bu. Evet. Biz şunu biliyoruz 2004 yılında çıkartılan kanunla belediyelere bu konuda önemli bir e, görev yüklenmiş. Hem belediyelere hem, hem hayvanseverlere. Ya bugün bu meselenin bu kadar gündem olması, sokaklardaki başıboş köpek sayısının bu kadar artması, e, neden acaba belediyeler üzerine düşeni yapmadı mı? Tecrübeli bir belediyeci siz buna ne diyorsunuz? Bir de Mansur Yavaş'ın açıklamasıyla beraber zaferin Ha mesela Mansur olayım. Bey diyor ki yani açık açık söylemiyor ama sanki uyutulması gerektiği yönünde Yo, kanaat bence bildiriyor. Ona yönelik söyledi de yani. Evet. Şimdi e, Mansur Yavaş 5 sene önce e, yeni bir köpek barınağı yapacağını söyledi. İhale yaptı. İhale yapan adam e, ihaleden vazgeçmek istedi. Kabul ettiler. Adamın irat kaydetmeleri lazımdı parayı. İrat kaydetmediler çünkü kendi adamları. Yeniden ihale yaptılar. Kimse ihaleye girmesin diye o kulübelerde Avrupa çelik kullanma mecburiyeti getirdiler. Şu yüksek katlı binalar var ya, sırf o adam girsin diye girdi ve kat be kat arttı şey maliyet. Maliyet ve bitmesi lazımdı. Seçim öncesi kaç defa bitireceğim ve açacağım dedi. Hala açacak. Açamadı. Diyorum bakın adam beceriksiz, kabiliyetsiz. Ya bir e, şey ne der ona e, köpek şey barına. barına bu kadar sene sürer mi? Sayın Başkanım aynı zamanda ihaleye fesat karıştırmaktan da bahsettiniz. Yani. E, var tabi. Var tabi. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani e, bu tip konularda Mansur'u şikayet ettiğiniz zaman bir noktada kıstırmanız hemen hemen mümkün değil. Neden? E, çok değişik bir avukat kadrosu var onun. Acayip mücadele ediyorlar. Baş edemiyorsunuz. Bu kadar net söyleyeyim. Herkes ne anlarsa Çok anlar, gazeteciye anlar. dava açtığını biliyorum. Duyuyoruz meslektaşlarımızdan. O bir defa bir ama bir yargıda da mı bir etkisi olduğunu söylemek istiyorsunuz acaba? Yani ben şunu söyleyeyim. Acayip bir avukat kadrosu yani var. Avukat Anlayan anlaşılıyor. Peki köpek sorunu ilgili siz yıllarca deneyimli bir isimsiniz. Nasıl evet. çözüyordunuz? Şimdi bakın arkadaşlar. E, köpek şeyini halledebilmek için ben bütün dünyadaki yerleri tetkik ettim. Hani bu... Kulübeler yapılıyor, köpekler içine falan konuluyor ya. Bunlar hapishane hayatı yaşatıyor köpeklere. Evet. Ufak ufak yerler. Yani mübalağa etmiyorum. 4 metrekare, 6 metrekare yerde 6 tane köpek. Perişan oluyorlar. Hmm. Şimdi e, bunun için uzun boylu çalışmadan sonra şöyle bir şeye e, karar verdik. Dev minimum 1 milyon metrekarelik bir e, orman Orhan. alanı, minimum 1 milyon metrekarelik alanın içerisinde e, köpekler için şey yapacağız. Ee, alanlar yapacağız ama bu köpekler için yaptığınız alanlarda tüm köpekleri içine atamıyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Köpekler genelikte 15-20 tanesi bir araya gelince bir çete oluyor. Hı -hı. Köpek çetesi oluyor. Evet. İkinci çeteyle çatışıyor ve birbirlerini parçalıyorlar. Hı -hı. Onun için yani öyle büyük bir alan olun 1 milyon da yetecek belki 10 milyon metrekare bir alan. O alanın içerisinde yüzer metrekarelik alanlar onlar 15'er köpek. Ve bunların işte hani sevenler var ya e, köpek sevenler gelecekler bunlara besleyecekler onları e, verecekler ve aynı zamanda da belediye e, Ankara'da öyle bir kayda getirecek ki biz yapıyorduk bunu bütün lokantaların artıklarını alıyor onlardan yemek yapıyor köpekler için mama yapıyor ve onları dağıtıyor ancak böyle mücadele edebilirsiniz. Şuna evet Bak, hızlı bu hızlı... tabii bir perişanlık. Perişanlık bunlar. Evet, hızlı hızlı gidelim diye söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. İade-i evet. ziyarette bulunacak. Özgür Özel gelmişti. Genel merkeze Cumhurbaşkanı da gidecek. Bu süreci genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk siyasetinde bir yumuşama. CHP de böyle tarif ediyor. CHP'nin de kendince amaçları vardır. AK Parti de, Erdoğan da bu süreci devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz genel olarak? Yani e, siyasetin içerisinde yumuşama hoş bir şey. Güzel bir şey. Göze de hoş geliyor. Kulağa da hoş geliyor. Etrafında müspet müsbet tesiri yapıyor. Hı hı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu noktadaki yaklaşımını çok takdir ediyorum. Ee, ve inşallah hayırlı neticelere vesile olur diyorum. ha Olur mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde öyle e, insanlar var ki e, Recep Tayyip Erdoğan'la e, Özgür Özel'in arasının iyi olmasını katiyen istemezler. Çünkü onlar kavgadan nemalanıyorlar. O kavga olursa ayakta duruyorlar. Kavga ortadan kalktığı zaman ne yapacaklar? E, bu diyecekler. Recep Tayyip Erdoğan'a yarayacaklar ve göreceksiniz yakında tekrar bunları bozup kavgaları çıkartacaklar. Başarırlar Öz bunu diyorsunuz yani yüzde yüz başarılı. Öyle adamlar var ki. Po, mesela o bir Ali Mahir var. Aman ya Adam sadece ve sadece hayatı kavga. Oğlunuz Osman Gökçek mecliste çok sıkı kavga ediyorlar. Evet. Birkaç gün siz de ya, izliyorsunuzdur. Yeri gelmişken buradan iki laf söyleyebilir miyim bunu <laughs> Bakın arkadaş, ne zaman oğlum ekrana çıksa. Kalkıp benden bahsediyor Ali Mahir. Evet sizin adınız geçiyor. Ulan cesaretin varsa gel şuraya otur konuşalım. Niye bir ekran? Kaç defa ekrana davettim. Ekrandan fellik fellik kaçıyor. Ya benim oğlana niye beni söylüyorsun? Ben mecliste miyim? Senin karşında sana cevap verebiliyor muyum? Oğlum benim adıma niye cevap versin? Ayıptır ya. Niye? Şimdi Osman fikren bunları eziyor. Felaket eziyor ama. Fikren eziyor. Ezilince adam Melik Gökçek bir laf tutturmuşlar. E, ee, parsel parsel. Parsel parsel. Evet. evet. nedir bu parsel parsel? Aslında onun bir bantını koysak da şey Bülent Arınç o bir videonuz var sizin çok güzel. Bülent Arınç önünüzden geçiyor sizin ona bir, bir bakışınız var. Bir <laughs> cenazı... Belki hazırlar arkadaşlar onu ama nedir bu parsel parsel? Hayır parsel parselle parşel ilgili özel bir video var. Bülent Arınç'ın üç tane konuşması var. Evet. Önce benimle ilgili konuşacağımı söylüyor. Ondan sonra ikinci bir konuşması var. Hele şu tarih geçsin ondan sonra evet. diyor. Ondan sonra üçüncü konuşma geliyor. Diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Hiçbir zaman bir yolsuzluk falan açıklayacağım diye bir şey kastetmedim diyor. Yani iddia sahibi topu taça atıyor. Atıyor. Ama e, sürekli CHP alıyor bunu sürekli kullanıyor. Sürekli kullanıyor. Ben de bunu mübalağa etmiyorum. En az 100 defa Twitter'da attım bu görüntüleri. 100 evet, defa hatırlıyorum attım. Hatırlıyorum. Attım ama tesir etmiyor ki adamlar hani... E, Göbelsin e, taktiğini çok iyi biliyorlar. Tekrar et Büyük ve tekrar. yalan söyle. Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha. Ona insanlar inanır. Peki hukuki o, bir şey başlatıyor musunuz? Ya bana ne böyle söylüyorsun? Söylüyorsun? Hayır. Diyor bir ki şey parsel, parsel, parsel sattı. Suç değil ki. Suç değil. Parsel parsel sattı. Neyi sattım? Demiyor ki Melik Gökçek hırsız. Demiyor ki Melik Gökçek aldı yedi yuttu. Parsel parsel sattı. O, anlama gelir diye hmm. böyle atıyor. Ya şerefli, haysiyetli insan. Söylediğini ispat eder. Ben şimdi Twitter'da, Twitter'da kim bana yazarsa şöyle yazıyorum. Herhangi bir şekilde devletin malını hiyen insan şerefsiz ve haysiyetsizdir. Nokta. Ama bir insana bir şey yediğini iddia edip de, isnat edip de, ispat etmeyen de şerefsiz ve haysiyetsizdir. Nokta diyorum. Kabul mü diyorum sonunda. Hiç kabul eden çıkmadı daha. İspat eden yok çünkü. Sayın Başkanım, Melih'in söylediği video sosyal medyada çok fazla paylaşılan videolardan başında geliyor yani sizinle alakalı. Siz bir cenaze töreni esnasında duruyorsunuz. Çok sayıda devlet şey görevlisi var. Evet aslında evet, hazırlarsanız onu ama. De önünüzden geçiyor. Ve siz ona bak bir bakışınız var. O anda ne hissettiniz? Bakışım anlatmıyor mu? <laughs> Bakışımı anlatmıyor Gösterirseniz zaten orada belli. Biraz sonra o video gelecek. Şimdi bu parsel parsel satma konusunda geçtiğimiz günlerde Ankara'da da bir takım arazilerin satıldığı konuşuldu. Atatürk Orman Çiftliği'nin bir kısmı. Bununla ilgili ciddi bir durum var mı yoksa sosyal medyada mı konuşuluyor? Melih'ciğim şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş kendi döneminde tek bir arsa üretmedi. Bak tek bir arsa üretmedi. Yani üretirsin. ben çok arsa ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Satarak da belediyeye... Ne demek arsa üretmek? Şöyle, şey alırsınız, arsayı alırsınız, arsayı aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri atarak söylüyorum, 30 liraysa olur 1500 lira. Hmm. Vereceğiniz oradaki yoğunluğa Doğru. göre. Ve ondan sonra satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Hmm. Ben bunu çok yaptım. Bu bir şeydir, e, belediyecilik, e, belediyeye kaynak bulma işlemidir. Bunu herkes yapamaz, Mansur yapamıyor örneğin. Ne yaptı biliyor musunuz Mansur? Ben size örnek vereyim. Zafer Bey bilir. Ee, şimdi bir evet. başında bir şey yaptı hatırlıyor musunuz? Park yaptı. Evet Hatırladınız mı? O park aslında ben e, orayı 0.50 konut alanı yapmıştım. 1 milyon 350 bin metrekare net alan. 1 milyon 350 bin metrekare. Ve e, bu 1 milyon 350 metrekare alanı şey gelir gelmez Mansur'un adamı bir fen işleri Daire Başkanı vardı. Ben burayı tarla yapıp salatalık, e, maydanoz üreteceğim diye ortaya atıldı. Ve o sırada bunun bu plan yapma alanı da yetkisi belediyeye ait değil, çevre bakanlığına ait. Çevre bakanlığına bu laf gelince ben de hatta o gün de dedim ki bunlar böyle istiyorsa tasdik edin. Bu adamlar ellerinden milyarlar, şimdiki değeri yüz milyar. Ee, gitsin dedim ellerinden, başka herhangi bir şey olmaz yani. Gitti, ellerinden gitti. Bu sefer Mansur geri döndü, çabaladı ki yeniden çevirmek. Başkanım Çevir biraz somutlaştırırsak o konut projesi olsa belki Ankara'da kira, emlak fiyatlarında dahi olumlu etkisi mutlaka olabilir. Çünkü, ailenim, çünkü mutlaka Şimdi büyük bir gelir belediyeye gelir. Ee, yani şu anda metrekare şu an ne, ne yapar? Yani, 10 bin liradan metrekare. 10 an. bin liradan metrekaresi ne yapar? 1 milyar 300 350 bin metrekare. Benim hiç matematik <laughs> yok. <gülüyor> şu anda nedir o arsanın? ne fotoğraf yapılıyor? Efendim? Evet. Şu anda arsa boş mu? Ee, e, zelzal... Ta, şey yetiştiriyorlar, salatalık yetiştiriyorlar. Bil, bilmem ne yetiştiriyorlar. Bir arada de onun bir kısmını park yaptılar. Ben park yaptım diyor. Bir... O park çalışmaz. Niye çalışmaz biliyor musun? Bilmiyor. Neden bilmiyor? Oranın altı kildir şeyin e, gölbaşını biliyorsunuz evet. gölbaşındaki göl var ya evet. altı kil olduğu için çekmez su onun için orada Hı. durur. Kil olan toprağa belli ağaçları dikebilirsiniz başkasını dikemezsiniz dikerseniz alta gidemediğinden dolayı onlar oraya yakaladığı zaman kili solar Hı. çürür bunu da bilmiyor adam. Sorun var Zafer galiba. fotoğrafta de bir vatandaş yazmış başkanım. Şefkat evleri çalışıyor diyor. Benim eşim de diyor orada diyor. Hani olabilir. Bilgi amaçlı. Birkaç tanesi olabilir. Kapattılar. Hep, bir kısmını kapattılar. Gayet iyi biliyorum. Evet. Bu arada söylediğiniz evet. fotoğraf. Ya bu fotoğraf ama bunun evet. videosu film sahnesi Video. gibi. Evet. Yani böyle bir, bir filmden bir sahne <laughs> gibi. Yani. Evet. Bak işte bu videoda bir sorun olduğu için fotoğraf bu Tevfik, Tevfik Göksu da yanında. Bilmiyorum. Merih Bey'in. Evet. evet beraberdik Cenan Şevket abinin cenazesi. Allah rahmet, eylesin. Bülent Arınç'ta hiçbir yerde karşılaşmadınız ondan sonra. Çok karşılaştım. Bununla ilgili hiç konuşmadan. Yani. Hayır yani. Konuşmadan gidiyorsunuz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Davetinize ben de çok teşekkür kabul ediyorum. Güzel bir program olduğuna inanıyorum. Bana bu fırsatı verdiğinizi de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de kafamızdaki soruları sorduk. Evet bir reklam arası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.